Cem Tutar, biraz da sen kendinden bahset, projelerinden bahset. Nasıl oldu bu iş? Plakanla nasıl tanıştınız? Ondan bahset. Biz Batalmaya'dan geliyoruz. Evet, Duisburg kentinde okuyorum. Duisburg. Evet, geçen sene Berlin'e taşındım. 4 ay orada kaldım. Hakan abim yanında kaldım. Evet, güzel. Çok sağ olsun beni destekledi. Beylerde de çalışmalarımız oldu. Evet, çok şanslısın yani. Kilakan'da çalışabilmek çok büyük şans herkes. Ya biz de işte Türkçe öğretmeni yapıyoruz. Benim için Türkçe öğret, yani kusura bakmayın ama Türkiye'de başlamam, Almanya'da başlamam. Bu gerçek zaten, bir gerçek yapamayız yani. Bunun başlangıcında Amerikanların Grandmaster Flash'i vardır. Evet. Bizim de Kilakan'ımız var. İslami bunu burada demek istiyoruz. Evet. Onların mesajını biz de aldık. Evet. Ve yani bunu devam ettirmek istiyoruz. Ben hem Almanca rap yapıyorum hem Türkçe rap yapıyorum. Evet. Bizim de bir grubumuz var. Grup halinde. Böyle bir klip tanıdık halinde. Evet. Ape Sound diye bir klikamız evet, var bizim. Connection'larımız işte Berlin olsun, Paris olsun. Her tarafta connection'larımız var ve düzenlemeler var şu an. İnşallah artık sene sonuna mı olur, sene başına mı olur, biz de bir albüm yapmayı düşünüyoruz. Kompillerimiz falan var. How Long, Ape Sound. Tamam Güla, şimdi senden bir akapella hazırsan alabilir misin? Şöyle ufak kameraya yani. Almanca mı istersen, Türkçe mi? Hangisini istersen. Yani ufak böyle kendi istediğin kadar bir akapella kameraya söylersen. Karanlıklar arasında yıldızlar parlatan, tene can katan. Etrafıma güzelliğiyle nur saçan sonsuz sultan. Toprakla karışan kan da olsam unutamam, hayat yalan. Nereye baksam gerçekten kaçan insan. Anlamsız savaşlarla ceplerini dolduran fanatik şeytan. Kimlere sorsam da derdimi anlatsam, zaman benim kavgam. Alnımdaki yazı okusan da dertlerime deva bulsan. Kes. Paris'ten yanımızda bir arkadaş var. Realce grubundan geldi. Staff. Sözü şimdi ona uzatıyoruz. Can biraz bahset. Bomba grubundan. Eskilerden. Bomba bizim ailemiz. 78 Bomba. Şu anda ondan orada Bomba gibi bir albüm yaptılar. Ayrıca Fransa'da da bir single, bir parçalık single çıkardılar Mone'ye ve klibine çekerek. Albüm Türkiye'de çıktı. Mektup. Çok güzel. Çok harika. Kaliteli oldu ve yılların emeği var. Ve ben de Bomba ailesi olarak Realite grubundan, kendi grubumuz olarak 3 kişi, Emkin, Staff, Markup, Realite grubunu kurduk. O da şu anda albümümüzü bitirdik. Çok yakında piyasaya geleceğiz. Herkese selamlar. Ben de buradan bütün arkadaşlara selam söylüyorum. Kirli Hakan, Cemil Sultan, Özgür. Burada geldik, tanıştık tesadüfen. Mutlu oldum. Ufak bir dedikas. Yes. Çakalini dinle. Moralim yerinde. Pop 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 müziğiyle kıvran kerizlere. Full döperat çikolata delikanlı sistemde. Gel korkma balıklama da hip hop denizine. Orası ne bileyim Shakespeare'in tiyatrosu. Ne de Mozart'ın klasik müzik okulu. Staff Einstein gibi çılgın buluşlar çok. Karanlık dünyamızda Edison'a gerek yok. Üçlü atak taktik. Tek aşkın müzik. Ritmik manyetik cümlelerin filozofik. Tilki kadar kurnaz. Panter kadar açık. Kulak ver mikrofonda radikal teknik. Emkin, Staff, Matkap, Paris'ten realite. Üçlü radikal komite. Adımızı yaz kalbine. Şimdi tekrar Kili Hakan'dayız. Geçen sene, 2004 senesinde Repustat albümümüz var Fuat'la beraber. O da çok büyük yankı yaptı Türkiye'de. Biraz ondan bahseder misiniz? Nasıl oldu? Beklediğinizi aldınız mı? Repustat çok iyi, evet. Güzel bütün magazinlerde mesela çok tanınmış büyük magazinlerde hiç çıkmadığımız, daha hiçbir tutkun hatta çıkmadığı magazinlerde çıktık. Ben kendim de tesadüf olarak gördüm. Ya da arkadaş telefonları üzerinde öğrendim. O kanallarda çıktığımızda mesela magazinlerde okudum böyle süper yılın underground CD'si olarak mesela Style magazinimizi öyle yorumladı. Çok süper kritik aldık. Bomba gibi işti ve Almanya'da da çok tanınmış sanatçılar vardı. Öyle bizim aramızda işte Fuat arkadaştan o ara Türkiye'ye gidip geliyordu. İşi çıkardık ama fazla konseri veremedik. Kuğut Savaş'ta tura gittik mesela. Ondan sonra da devam işi gelmedi çünkü Fuat Türkiye'ye gelmek istedi. Ve ondan sonra o Repustat olayı öyle yavaş yavaş... Ama beklenen şeyi aldınız sonuçta, güzeldi. Evet, o beklenen kritiğimizi mesela tanınma amaçtan Avrupa'da büyük bir yankı, büyük hareket yaptık yani. Repustat'la ilgili ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Repustat albümü çıkmadı Türkiye'de biliyorsunuz. Evet. Daha çıkmadı. Yani şu anda tam bilmiyoruz ama... Şimdi Hakan'ın albümü çıktıktan sonra belki Eylül, Ekim, belki Kasım gibi Repustat albümünü Türkiye'de basmak istiyoruz belki. Yani öyle bir şey, bir düşüncemiz var. Hangi firma? Belli değil daha yani. Güzel. Belli değil daha. Biz zaten Repustat elinde olan herkes Almanca arkadaşlarımızdan tatile gelirken, izne gelirken veya Tosya'yı öyle alıp. Hı hı. Yani arşivci arkadaşlar da herkes öyle var yani. Evet. O yüzden haklısınız, doğru yani. Belli başlı İstanbul'da dikodik müzik vardı, oraya geliyordu. Belli sayıda da prop var senin.
Oraya toplu geliyordu, oradan aradım. Yani çok şey oluyor. Dediğim gibi dağıtım çok eksik Türkiye'de. Bunu yaptığınız zaman kesinlikle çok büyük satış rakamları olacak. Ben eminim lan. Yani Türkiye'de beklenen adamlardan birisi ve Kila Hakan. İslamic Force'dan bahsedelim biraz yine. Bobby'den bahsedelim. Mesela herkes bunu çok merak ediyor. Bobby ilk Türkçe rap yapan insan. Evet. Bobby en büyük hip hop'unu harekete geçiren Bülent İpek. Evet. Kaç yılında başladı tam olarak? Onun mesela bende Almanya'da filmleri var böyle. Eskiden kalma 86'dan. Böyle hip hop konserleri dolu taşmış böyle. Bir sürü hepsi de böyle Türk gençliği, Arap, Yugoslav. Herkes var. Herkes var böyle dolu. Acayip bir atmosfer. Bobby yani bir numaraydı. Onu en fazla resim pis diyebiliriz. Büyük bir beyin gitti onunla beraber. Evet. Kader kısmet vermiş. Anlıyoruz onu. Her zaman da devam ediyoruz içimize yani. Abi Bobby'nin parçalarından oluşan bir albüm yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela şu anda şeyde ilk kurs yapıyor. Tupac'ın eski parçalarını basıyor. Ya aslında biz onu çoktan yapmak istiyoruz da şimdi aile açısından bilmiyoruz şimdi. Annesinin yüreğini bir daha deşer miyiz? Kulağına gider mi? Kardeşi var onun. Acaba ne anlamda düşünürler? Evet. Konuşması çok iyi olur. Onu kim yapar ama? Ben şimdi gidip annesine sonra kızlardan benim arkadaşım da o yani. Beraber abi kardeş gibiydik. Ben şimdi birden gidip öyle bir şey demem, öyle diyemem, yapamam. Zor yani. Çok zor. O yüzden, çünkü çok acı bir zamanda gitti. Eski şarkılarla anlayacağız o zaman. Eski albümleri evet, dinleyerek. Öyle kalacak kaldı. Evet. Öyle kalacak yani. Ben o konudan annesine falan gidemeyeceğim. Yani. Evet, güzel. Sene 1986, Islamic Force Kreuzberg'de çifte hip hop festivali, hip hop konserinde Türkçe rap yaparken, hani bu biraz da şey var ya böyle, ilk Türkçe rap kim yaptı falan vesaire evet, bilmem ne. Yani kesinlikle ben söyleyebilirim ki ilk Türkçe rap yapan Bobby'dir. Yani Bülent İpek'tir. 84-86 yıllarında ilk defa rap'i Türkçe icra eden kişidir. Ki herkes İngilizce yaparken, Almanlar bile daha Almanca rap yapmıyordu o zamanlar evet, yani. Anlatabiliyor muyum? O çıkıp kendi dilinde sözler yazmaya başladı. İlk önce insanlar şey yaptı tabii. Ondan sonra o akım o şekilde başladı yani. Evet. Öyle bunu oldu. Bunu da herkes duyurmuş olur. Evet yani. Resmi şeydir yani. Resmi şeydir. Biz bunu şeyde deklare edebiliriz de yani. Evet. Kayıtları mayıtları hepsi var. Evet, güzel. Tarihli yani. Açıklama oldu.